Merhaba arkadaşlar, ben araştırmacı yazar Deniz Batu Evinç. Uzun bir aradan sonra 6. videoyla karşınızdayım. Bu videoda size dejavu, reenkarnasyon, ölüm ve ötesinden falan bahsedeceğim. Şimdi Yüce Allah buyurdu ki biz insanı kendi nurumdan, kendi nurumuzdan yarattık diye. Şimdi Allah Kur'an-ı Kerim'de biz diye bahsederken, ben de bir yazar olduğum için bunu çok iyi anlıyorum. Anlatım bu şekilde olur. Yani üçüncü kişi ağzından, üçüncü kişi öznesi kullanılır. Bu hem yazım kuralı hem bir nezaket kuralıdır. Allah-u Teala yapmış olduğu her şeyle insanlara örnek olur. Karşılıksız seven, hiçbir zaman menfaat gözetmeyen, hiçbir şeyden yapmış olduğu, vermiş olduğu hiçbir şeyden bir tek ödün, bir tek çıkar, karşılık beklemeyen, sonsuz sevginin kaynağı Yüce Allah, bizi de nurundan yarattı. Kendi nurundan yarattı. Zaten bir insan için olması gereken en başta en büyük sevgili, tek sevgili Yüce Allah olmalıdır. Çünkü anne, baba, kardeş, çocuk, eş hepsi bir menfaate dayanır. Sever. Ama menfaatini düşünmek zorundadır. Allah hiçbir zaman karşılık beklemez. Şimdi o tek bir nura ulaşacağız. Kur'an-ı Kerim'in 14 tane anlamı var. Müteşabih 7. Muhkem olanlar 7. Bu muhkem, sabit olanlar değişmez. Onlar kesin kuralları bildirir. Yani Allah birdir. Peygamberimiz onun Resulü ve elçisidir. İşte Sina Dağı falan bölgededir. Bu ayetler değişmez. Hazreti İsa'nın Meryem'in olduğunu söylüyorsa bu böyledir. Ama sen insan olarak geçmişini hatırlarsan, özüne dönersen, ruhuna dönersen, Allah'ın nurunu içinde canlandırırsan, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesinde de der, Evliyaullah'ın büyük bir kesimi diyor ki, kişi bilim öğrenmemiş olabilir. Astronomiden, fizikten, doğa bilimlerinden, biyolojiden anlamayabilir. Fakat Yüce Allah dilerse ilim ehline onu hissettirir. Açar kalp gözünü. Ve Allah'ın yaratılıştaki, yaratmasındaki o güzellikleri görür. Aşkım gel tosun yapma, ses çıkartma. Kendi ses çıkartıyor, kusura bakmayın. Dejavu.
Bilim buna Alzheimer demans. Efendim, çeşitli akıl rahatsızlıkları gibi bakıyor. Tasavvufta geçmişi hatırlama. Felsefede Adler rüyanın da bir dejavu gibi olduğunu, yani bilincin hatırladıklarıdır rüya diyor. Önünde sonunda ya siz o konuyu konuşmuşsunuz, yaşamışsınız veya böyle bir olaya maruz kalmışsınız ki rüyada görmüşsünüz diyor Alfred Adler. Reenkarnasyonda bir çeşit dejavu gibidir. Yani derler ki reenkarnasyon olayında ruh sürekli beden değiştirerek bu dünyada yaşamaya devam ediyor. Allah korusun, bu şekilde düşünmek insanı imandan çıkartır. Çünkü eğer böyle bir yaşamdan söz etmek, bir yerde cenneti ve cehennemi de inkar etmeye gider. O yüzden ben kimse, eğer bütün kalbiyle iman etmişse mümin, kalplerin, imanların zarar görmemeleri için bu konuyu sizinle paylaşmak istedim. Reenkarnasyon olayı, evet, bir başka bedende yaşıyormuş hissi. Doğru. Dejavu'da da öyle olur. Ya ben bunu yaşamıştım. Sanki ben bu olayı daha önce görmüştüm. Hepsini açıklayacağım. Diyor ki, reenkarnasyonda ben önceki hayatımda Osmanlı'da bir askerdim. Ya da Selçuklu döneminde cariyeydim. Veya Roma döneminde şövalyeydim. Veya Amerika'da kızılderiliydim. Veya aborjinlerdendim. Olur mu? Olabilir. Adam mantıklı bir şey ileri sürüyor. Yani o mantık çerçevesinde, akıl çerçevesinde bir mantık yürütme yapıyor, akıl yürütme yapıyor. Haklı da, böyle düşünebilir. Herkes düşünebilir. Düşünce suç değil. Allah katında da düşünmece suç değil. Zaten Allah sürekli düşünmemizi tavsiye eder. Dünyanın hiçbir yerinde de düşünce suçu diye bir şey yoktur. Önemli olan düşünceyi fiile dökmemektir. Şimdi benim akvaryumumda 50 tane balık olsa, o balıklardan bir tanesi diğer balığa zarar vermeyi düşünse, ben o balığa zarar veremem. Bu düşünce suçu değil. Ama icra ederse o balığı o akvaryumdan ayırmam gerekir. Onu yalnız bir hücreye, yalnız bir fanusun içine almam gerekir. Allah'ın sistemi de, Allah'ın adaleti de birçok yerde bu şekilde devreye giriyor. Eğer yapılan bir günah, bir hata varsa zaten o diğerlerinin ibreti içindir. Zilzal suresinin son iki ayetinde diyor ki, miskal-i zerretil hayre yera. Ve diyor ki, miskal-i zerretil şerre yera. Herkes yaptıklarının karşılığını görecek. Hem bu dünyada, hem ahirette. Şimdi bu miskal-i zerretil, zerdeçal, bitki tozlarının içerisindeki en küçük toz tanesi, hardal, zerdeçal, hardal. Bu hardal tozu büyüklüğündeki senin ruhun, Adem'le beraber dünyaya indiği günden beri hardal tozu tanesinde. Hani diyorlar ya, eskiden insanlar büyüktü. Adem 18 metreydi, Enu 10 metreydi falan. O hardal tozuyla beraber geldiği zaman
tanesiyle senin ruhun. Böyle bir düşün. Geçişi düşün. Adem'den sonraki babalarını düşün. Deden. Deden. Deden, 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 deden. İbrahim'e kadar geliyor. İbrahim'den sonra Nuh'a gidiyor. Nuh'tan sonra Adem'e gidiyor vesaire. Şimdi bu geçiş sırasında o bedenleri bir yol olarak, rotanın çeşitli noktaları olarak geliyor geçiyor. O zerdeçal tanesi, hardal tanesi kadar olan toz tanesi ruhun ve bedeninin, bize ilkokulda ne öğretmişlerdi? Canlının en küçük yapı taşına hücre denir. O hücre ile birlikte ruhun dededen 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 dedene geçiyor. 100 yıl mı dedenin içinde kaldı? Dedenin yaşadıklarının hepsini kaydediyor. Ne diyor Tin suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerinde? وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ وَتُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِنِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانُ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Şimdi bak. Zeytin, incir, nar, bunlar çok kutsal ağaçlardır. Bu şehirde gördüğün her şey, onların hepsinin birer hafızası var diyor. Kur'an-ı Kerim'in 14 tane anlamı var dedim ya, 7 müteşabi. Sen kendini geliştirirsen ya da sen Allah'tan bunu dilersen, Allah da o ilmi sana verirse görmeye başlarsın. 100 yıl dedenin karnında kaldıysa, bedeninde kaldıysa o hücre dedenin yaşadıklarını hatırlar, hatırlar, hatırlar. Ne az düşünüyorsunuz der Kur'an-ı Kerim'de. Hiç mi düşünmez misiniz diyor. Bilim, en küçük yapı taşı olan hücrenin de bir hafızası olduğunu biliyordur. Bilmiyorsa bile çok kısa sürede öğrenecektir. Ben bildiğini biliyorum. Şimdi bu geçiş sırasında dedene yaşadıysa oraya kaydoluyor, o hücreye. Sonra babaya geçiyor. Baba ne yaşadıysa onları hatırlıyor, kaydediyor. Sonra sana geçiyor, senden çocuğuna. Aslında ataerkil anlatımda bu süreçten bahsettim de, doğrusu bizde de ataerkil düşünmeyi hani Adem'den diye düşünüyoruz. Aslında bütün canlılarda hayat anne üzerinden devam eder. O hücre geçişi, o hardal tanesi olan kadar küçük olan hücre yapı taşı ve ruh. Tosun, kitapları karıştırma aşkım. Anneden geçiyor. İnne adaynekel kevser. Feselil rabbeyke vanher. İnne şaneke volebder. Bir yerde diyor ki, sen diyor, soysuz değilsin, kısır değilsin. Esas soysuz olan, kısır olan, soyu, nesli devam etmeyecek olan onlardır. Enoch kitabında diyor ki, bir hücreden 1000 tane yaratılır. Yani her bir hücre 1000 defa çoğalır diyor. Enoch diye bahsettiğim Hazreti İdris peygamber. O bu şekilde yorumlamış. Allah-u Teala da bu Kevser suresinde Peygamber Efendimiz'e derken, onun bir manası da şöyledir. Bütün cömertliğin pınarını, kaynağını sana verdim. Sen en cömert olansın. Sen ümmetin için
bana dua ettin, ben de senin dualarını kabul ediyorum der. Cömertlik budur. Yani kendinden çok başkasına istemek yani. Allah bilir tabii. Allah dilerse affeder. Her şeyi affeder. Tövbe suresinin 126 ve 127. ayetlerinde der ki, tövbede haklı kalmak için tövbenizde sadık olun. Ölünceye kadar tekrar etmezsen bir daha seni affeder. Şimdi şöyle 10 yaşındaki bir çocuğu düşün. Okuldan geliyor. Çamurlu yollardan geçmiş. O gün yağmurlu bir hava. Üstünü başını kirletmiş. Anne onu gördü mü ne yapar? Kızar. Çocuk akıllı bir şekilde ne yaptığını bilincinde olarak giderse banyoya, o üstünü çıkarır çamaşır makinesine koyarsa. Güzel bir davranış sergiler. Bu mantıklı, olgun davranışı annenin hoşuna gider. Bu çocuğun pişmanlığını gösterir. Pişmanlık tövbedir. Üzülmek, o vicdan azabını hissetmek. O vicdan azabı da işte Allah'ın ilk yaratılıştaki nurundan geliyor. Ve biz böyle geriye doğru gittiğimizde anne, anneanne, anneannenin annesi, annesi, annesi ve onların yaşadıkları birleşiyor. İnsanı bir bütün yapınca ve ruh eşin. Uygun zaman geldiğinde annen ve babandan gelen hücreler birleşiyor. Senin ruhun tamamlanmış oluyor. İki yandan gelen şeyler var. Bilgiler var. Dedelerinin yaşadıkları var. Orada da kaydetmiş. Öbür tarafta baba tarafında yaşananlar var. Ve ruh eşi tamamlanmış oluyor. Ruh eşim diye bir tabir var. Bunu 20 yıl kadar evvel ben de kullanmıştım yazılarımda falan. Gazetelerde yazdıklarımda, köşe yazılarımda falan, romanlarımda falan, hikayelerimde. Şimdi insan şöyle algılıyor. Ruh eşim derken sevdiği kişiyi bulduğunda öyle zannediyor. Eğer çocuğu dünyaya getirdiyseniz siz o çocuk adına ruh eşi oldunuz. Çocuğun ruh eşi. O çocuğun, o gerçek varlığın, o hücrenin diğer parçasını siz birleştirdiniz. Sizin kanallarınız vasıtasıyla bir araya gelip insan beden kıyafetine girdi. Çatlama, yumurta çatlıyor ve doğum gerçekleşiyor, dünyaya doğum. Ve ruh ve beden bir pamuk ipliğiyle birbirine bağlıdır. Mavimsi bir çizgi. İnsanın şurasından bağlanır. Ruh, ruhsal varlığın, bedensel varlığın da göbek bağından. Ve ruhun cennete gittiğin zaman da yer içer de tuvalet ihtiyacı gibi bir durumu söz konusu değil. Anne karnındaki cenin o ilk dünyaya düştüğü, geldiği anda başlıyor ya, o andan itibaren anneden besleniyor. Göbek kordonuyla da doyuruyor anne onu. Ama tuvalet ihtiyacı olmuyor. Hani öyle düşün. Cennette her şeyin özünden tüketirsin. Sonsuz bir enerji kaynağın var. Sen buraya, bu hayatı deneyimlemeye geldin.
Bu hayatı deneyimlemek için buradasın. Bu hayatı güzel yaşamak zorundasın ve iyi insan olmak zorundasın. Allah'ın huzurundan yüzün ak bir şekilde ayrıldın. Yüzün ak bir şekilde de dönmen dilenir. Allah da böyle der. Senin düşmanındır iblis. Ona uyma, zarara uğrarsın. Oraya madem gittin, deneyimlemek istedin, güzel yaşa ve geri gel. Şimdi size şöyle bir şey sorayım. Bu hayatta mesleklerin, seçimlerin, renklerin, dillerin, kültürlerin hiçbir anlamı yok. Hiçbirinin bir diğerine başka bir üstünlüğü, özelliği yok. Bunlar tamamen insanın kendi seçimi, tercihidir. Sizi 10 yıllığına veya 20 yıllığına Mars'a gönderecek olsalar, oranın atmosferine uygun bir kıyafet giymek, orada öyle yaşamak zorundasınız. Bu dünyanın atmosferine uygun bir halde yaşamak için de bu beden kıyafetini giymek zorundayız. Şimdi Mars'a 10 yıllığına gidecek olsan, hayal et. Sana deseler ki doktorluk yapabilirsin. Orada bir hastanede çalışarak böyle bir yaşam sürebilirsin. Mühendislik yapabilirsin. Çiftçilik yapabilirsin, doğada yaşarsın, keçilerin kuzuların olur, ormanlık bir yerin olacak. Ama doktor olursan, mühendis olursan, avukat, hakim olursan, savcı olursan ya da öğretmen olursan hayatın şehirde geçecek, insanlarla uğraşacaksın falan filan. Sen hangisini seçersin? İnsan, bence insanların büyük çoğunluğu şöyle düşünür. Der ki, ben madem Mars'a tatile gidiyorum, 10 yılım var veya 20 yıl yaşayacağım orada, geri geleceğim. Nihayetinde oraya kazık çakmayacağım. Oranın ebedi sahibi olmayacağım. Ben şahsen doğada yaşamayı tercih ederdim. Bu dünyaya gelirken daha evvel de anlatmış olduğum gibi bu bakış açısıyla düşündüğünüz zaman buradaki seçimleriniz, meslekleriniz, eşleriniz, aileleriniz, memleketleriniz, doğduğunuz yer, kültürünüz bunlar birer tercih meselesidir. Kişi Allah'ı bilirse bunların sadece önemsiz bir tercih meselesi olduğunu anlar. İnsanlar üzerinde, insanlar arasında herhangi bir üstünlük yoktur. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de en güzel kıyafetin takva kıyafeti olduğundan bahseder. Sizin için diyor zırhlar, işte güneşten, soğuktan korunmanız için kıyafetler öğrettik. Fakat en güzeli takva kıyafetidir. Takva kıyafeti kalbini, yani nefsini kapatmayı becerebilmektir. Nefsini kapatırsan Allah da senin yolunu, bahtını açar. İşini, gücünü rast getirir. Kalbini bozarsan, kalbinde fitne, fesat, iblislerden olan şeyler varsa o zaman başın her zaman ağrır. Rahmetli babam da bana derdi ki, oğlum bak, birincisi Allah'ın kuralından hiçbir zaman şaşma. İkincisi devletin kuralından asla şaşma. Yani bu iki kurala uyduğun zaman sen rahat edersin. Devlet sana vergi mi öde dedi kardeşim? Öde. Dinin sana namaz mı kıl dedi? Kıl. Desen ki ya ben dünya ahirete inanmıyorum. Ne kaybedersin ya? Yani sen yüzünü yıkadın, bir soluklandın, nefes aldın, 5 dakika işe mola verdin. Hepsi 5 dakika sürmüyor zaten. 5 dakika. Ya ne kaybedersin ki ya? Ömrün her gününden 20 dakikayı kendine ayırarak, meditasyon yaparak ya. Bildiğin meditasyon, elini yüzünü yıkıyorsun. Rahatlıyorsun. Namazını kılıyorsun. Allah'la baş başa kalıyorsun. Onu düşün zaten, başka şeyi düşünme. Kafanda sevgilin varsa Allah'ın huzurunda bu şekilde rahat edemezsin, anlayamazsın, bir tat, bir lezzet alamazsın. Dükkanın, malın, sevdan. Tabii sen bu dünyaya kazık çakacaksın ya, hiç ölmeyeceksin ya, sen bu dünya için çalış, çırpın, çabala, istediğini yap. O beni ilgilendirmez. Ben burada geçici bir misafirim, ben burada tatildeyim, Mars'a 10 yıllığına gitmiş adam gibiyim.
Ben bu kıyafeti de sırf buranın atmosferine uyması için giydim. Ben evliya olduğumu falan iddia etmiyorum. Dini bildiğimden de söz etmiyorum. Eğer Allah dilerse bütün evliyaullahın da söylediği gibi sizin bir bilim eğitimi almış olmanız gerekmiyor. Allah diler, ilham eder, insan da öğrenir. Kalp gözü açılması derler tasavvufta buna. Kalp gözü açılırsa eşyaya baktığın zaman Allah'ın hikmetini görürsün. Sen Allah'a yaklaşırsan o da sana hikmetini gösterir. Zaten bu dünyadaki gayemiz Allah'ı bilmek içindir. Yarattıklarını görmek, onun büyüklüğünü, şanını, yüceliğini anlamamız, idrak edebilmemiz içindir. Bir zeytin ağacı yaratmış misal, bu zeytin ağacının sıvısının, o oluşturduğu sıvının hiçbir sıvıyla karışmaması gerektiğini, içinde başka maddeler olacaksa onlar için taşıyıcı görevi yapmasını, lezzetini, işte acılığını, yaprağındaki fayda, ayrı faydalarını, kütüğündeki ayrı faydalarını, ölürse atmosfere bırakacak olduğu karbondioksitin, diğer canlılar için yaşaması gereken faydalarını. Bu arada bitki öldüğünde karbondioksitini, toplamış olduğu karbondioksitini bırakıyor. Çünkü bitki ömrü boyunca karbondioksiti emer karbondioksit sayesinde çürüme başlar. Evvela yapraklarda, sonra gövdede. Sonra bitki tamamen çürüdüğünde, o kütük yere düştüğünde o yaşamı boyunca çekmiş olduğu karbondioksiti bir seferde geriye bırakmış olur. Ha, geriye bıraktığında ne olur? Diğer ağaçlar emerler, sıkıntı olmaz. Fakat Almanlar bu dünyaya en büyük zararı vermiş toplumdur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Çünkü bataklıkların, dünya üzerindeki bataklıkların karaya oranı %3. Bu bataklıkların da, bu %3'ün de %50'den daha fazlası Almanya topraklarındaymış. Almanya ne yapmış? Bu bataklıkları kurutmuş. Bataklıkları kurutunca karbondioksit depolayan, yani bitki öldü, karbondioksiti bir seferde bıraktı ya, bataklık bırakmıyor. Bataklık onu alıyor, yok ediyor. Bataklık toprağın her şeyi yok ettiği gibi karbondioksiti yok etme tesisleri. Yani toprağın karbondioksiti işleme, yok etme, çözümleme yerleriyken bataklıklar, adamlar bu bataklıkları kurutmuşlar. Dünyanın doğal sürecin dengesini bozmuşlar. İleride bizler değil, bizden sonra 50 yıl sonraki toplumlar, bizim çocuklarımız daha akıllı, bilinçli, doğa bilincindeki, yani bilinç, doğa bilinci anlamında daha gelişmiş toplumlar, Almanlardan bunun şeyini, talebini, yani şeyin cezasını şey yaparlar. Yani tazminatını talep ederler, öyle diyeyim. Gelecekte bu olur Allah'ın izniyle. Şimdi bu bir akıl yürütmedir. Şimdi tasavvufla, felsefeyle gerçek arasındaki çizgi de budur. Bakın, ben şimdi Almanlardan böyle bir talepte bulunacağı konusunda akıl yürüttüm, mantık yürüttüm. Çünkü benim fiziksel bir varlığım var, bir beynim var. Buna akıl yürütme derler. 50 yıl sonra ben bugün bunu söyledim diye 50 yıl sonraki insanlar bana evliya der mi? Der. Der ki adam 50 yıl önce söylemiş kardeşim, bak böyle böyle çıktı, evliya Allah'tanmış. Onu Allah bilir. Veli ile delinin kim olduğunu sadece Allah bilir. Bu kayıptır. Bu kayıp bilgisidir. Ama ben evliya olduğumu iddia etsem, o zaman ben, derler ki kafayı yemiş. Reenkarnasyon bu hücrenin, bu ruh kaynağının, ruh özünün sonuçta bir tek Allah'a, bütün ruhları topladığınız zaman tek bir kaynağa dayanır. O da tek bir yaratıcı olan Yüce Allah'a. Büyük arşın sahibi Yüce Allah'a. Bu hücre anneden sana geçtiğinde
annenin yaşadıklarını sen hatırlarsın. Hücre hatırlar. Buna reenkarnasyon demez. Denmez. Buna dejavu denmez. Reenkarnasyonu, dejavuyu, şunu bunu düşündüğün zaman olay bambaşka bir boyuta gidiyor. Allah korusun insanı dinden bile çıkartabilir. Hani ben bunu yaşamıştım, sanki ben bu olmuştu dersiniz. Aa, ben bu adamı tanıyorum. İnsanlar hep birbirine benzer. Babanıza bakın, babasına benzer. Babamın babası babasına benzer. Ben babama benziyorum. Allah öyle hikmetli yaratmış ki anne tarafından baktığın zaman da ikisinin de iz düşümü var yüzünde. Anneye bak, dön çocuğa bak, anneyi görürsün. Babaya bak, dikkat et, dön çocuğa bak, babayı görürsün. Allah üç boyutlu yaratmış. Öyle bir simülasyon var ki neye baksan onu görüyorsun. Senin o dedendeki hücren, o daha önce tanıdığını zannettiğin adamın dedesiyle arkadaş olmuş olabilir. Düşman olmuş olabilir. Komşu olmuş olabilir. Geçmişte akraba olmuş olabilir. Zaten birkaç kuşak geçti mi akrabalarımız bize yabancılaşıyor. Artık onları tanıyamıyor oluyoruz. Yabancı zannediyoruz. Şimdi o hücre hatırladığı zaman dedende yaşadığında, dedenin içindeyken yaşadığında kişiyi sen diyorsun ki evet ben bunu tanıdım. Bazı mistik çevrelerde işte reenkarnasyonu bu yaşama şekilleri diyor ki işte ben önceden Kızılderiliydim. Ya da aborjinlerdeydim falan. Ya da ben bir prenstim, prensestim, çardım. Osmanlı'da handım, hanım, hanımdım vesaire. Böyle gidersen Oğuzlara kadar. Ya da daha evvel. O hücre bu senin bedenine gelinceye kadar geçtiği yoldan öğrendiklerinden sana bir şeyler getirir, hatırlatır. Sonuçta o senin bedenine girdikten sonra seninle beraber büyüyor, görüyor, duyuyor, hissediyor. Sen de başkasının hücresini almışsındır. Döllenme. Ruh birleşiyor ya. O döllenme sırasında alıyorsun zaten. Anne tarafından gelenleri, baba tarafından gelenleri birleştiriyorsun. Senden sonra çıkacak, senden çıkacaklara sen onların ruhların şeylerinin taşıyıcısı, hücrelerinin taşıyıcısı olarak sevk görevini yapıyor, yerine getirmiş oluyorsun. Aracısın. Dedemiz de aracıydı. Onun büyük 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 dedesi de aracıydı. Allah'ın bu nurunun yere inerkenki süreçte izlediği yollarda gördüklerinde işte Allah diyor ya ben sizi nurumdan yarattım. O unutmuyor kardeşim. Nereye gidersen git. Yok dejavuydu. Yok reenkarnasyondu. Şöyleydi böyleydi. Bırak bu işleri. Allah sonsuz hafıza olandır. Sonsuz gücü olandır. Müsavvirdir. Her şeyi adetiyle sayısıyla bilir. Zeytin ağacı, incir, nar ağacı. Bunlar Rahmanilerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerdir. Bu ağaçlar kötü değil. Metaneli değil. Bu ağaçlar aslında kutsaldır. Kur'an'da geçen bir şey varsa bunun üzerine yoğunlaştığın zaman o Allah'ın hikmetini görürsün. Sen bunu istersen Allah kalp gözünü açar ve bunu görürsün.
Hani şu epifiz bezi gibi. Hani yatak odasına birisi giriyor içeri, sizin uyuduğunuz odaya. Onun kim olduğunu biliyorsunuz, gözleriniz kapalı. Aynı onun gibi düşünün. Bu incir zeytin ağacı gibi, nar ağacı gibi yerlere uğrarlar. Onun dallarında oturur. Rahmani olanlar, Müslüman cinler falan, zeytin ağacının. Mesela biz insanlar gider söğüt ağacının gölgesinde dinleniriz. Müslüman cinler, Rahmani cinler ya da melekler, ruhlar gelir, orada oturur. Onu ziyaret eder. Zeytinin, incirin veya... Şimdi şöyle bir tehlike arz ediyor. Bir melek bir yere gittiğinde iblis onu takip ediyor, başka iblisler. Haber çalmaya çalışıyor, bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Geçmişte de Cin suresinde diyor ya, gökyüzüne çıkıp bir şeyler, bir haberleri öğrenmeye çalışırlardı falan. İşte o yasak geldikten sonra, birinci kat semanın dışına çıkamadıklarından beri böyle gelen Rahmani cinlerden, meleklerden bir şeyler öğrenmek için oraları onlar da ziyaret ediyorlar. O yüzden herhalde orada böyle bir karşılaşma esnasında birilerine bir zararları dokunmuş, bir korku, bir şey yaşanmış ki insanlar bu ağaçların tekin olmadığını, kara kedilerin tekin olmadığını falan düşünüp de böyle korkmuşlar. Şimdi büyüklerimiz demiş ki, atalarımız, dede ekşi yerse torunun dişi kamaşır. Bak ne kadar büyük bir söz etmiş adam. Burada hücre geçişinin ne olduğunu anlatıyor. Yani senin ruhun reenkarnasyon değil, reenkarnasyon yaşamıyor. Dedenin yaşadığını hatırlıyor. Senin hücre temelin, hani o X ve Y kromozomlar falan var ya, işte açıklarlar, biyolojide bahsederler. Bu hücre hatırlıyor. Benden çocuğuma geçecek olan hücre de benim yaşadıklarımı anımsadığında benim çocuğum diyecek ki, aa, ben bunları daha evvel yaşamış mıydım? Ben reenkarnasyon mu oldum? Ben bilmiyorum ne mi oldum falan. Bu saçma sapan bir fikir olur. Ne az düşünüyorsunuz. Sen düşünürsen. Bu hikmetli sözü de Evliyaullah'tan birisi söylemiştir mutlaka. Bu konuyu o dönemde onlara belki de uygun bir dille açıklayamadı. Söylediği dönem için bahsediyor. Onların anlaması için böyle demiştir. Çok böyle bizim deyimleri, atasözlerini düşünün. Çok şifreli, çok keskin sözler vardır. Adam böyle taşı gediğine oturtur. Bırak. O çok büyük bir sözdür, hikmetli bir sözdür. Diyor ki, dede ekşi yerse ekşi, dede erik yerse, ekşi erik yerse, papaz eriği yerse mesela, torunun dişi kamaşır diyor. Hücre hafızasına ekşinin dişi kamaştırdığı not edilmiş yani onun yazılımına. Ya zeytin ağacının zeytinini sıkarsan yağ yazılımı var ya. Yaprağında yazılım var, ne işe yaradığını bilim çözümlediği zaman buluyor ya. Hepsi birer koddur, şifredir. Yani kısacası reenkarnasyon, dejavu dedikleri olay hücrenin hatırlamasıdır arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Tek bir Allah var, tek bir ruh, tek bir bedeni yaşar. Buradaki tatili, bu Mars'taki görevi biten astronotun geri gittiği gibi dünyasına, buradan, buradaki işin bittiğinde gerçek dünyana geri gideceksin. Ben bu dünyada tatildeyim. Ben bu dünyada misafirim, Evliyaullah'ın dediği gibi. Ben bu dünyaya bir sınava geldim. Bu dünyada Allah'ı tanımaya, Allah'ı bilmeye geldim. Allah'ı keşfetmeye geldim.
Zaten bu dünyanın da senin olma gayen de Allah'ı bilmendir. Allah'ın hikmetini bilmendir. Onu tanımandır. Onun için bu dünyadasın. Bu dünyadaki sebeplerinden bir tanesidir. Yani daha önce de şeyi söyledim zaten. Bu dünyaya geliyorsun. Deneyimlemek istiyorsun. Ben enerjimi kendim üretebilir miyim? Kendi enerji kaynağını kendin üreterek, kendi yaşamsal ihtiyaçlarını kendin karşılayarak yaşamaya, buradaki tatilini yapmaya geliyorsun. Mars'a gittiği zaman da bu dünyadan ne kadar götürecek ki? Kaç yıllık yemek götürecek ki? Ne kadar ihtiyaç götürecek ki? Orada kendi enerjisini üretmek zorunda oraya giden astronot. Oraya giden gönüllü, orada yaşaması için, ihtiyaçlarını karşılaması için her zaman buradan götürdüğü hazır gıdayla yapamaz ki. Orada üretmesi gerekir. Hazıra daha dayanmaz diyor adam. Gerçekten de öyle. O zaman ben bu dünyada misafirsem niye kendimi parçalayacağım ki ya? Niye kendimi parçalayacağım kardeşim? Ben Mars'a 20 yıllığına, 10 yıllığına giden astronottan ne farkım var? Ben oranın atmosferine uygun kıyafeti giydiysem, ben oraya 10 yıllığına, 20 yıllığına geçici bir süre için gittiysem, ben niye bu dünyada kendimi karalayıp paralayayım ki? Daha çoğuna sahip olmak için niye kendimi harap edeyim, hayatımı rezil edeyim? Benim sadece bir avuç pirincim mi var? Onu tada tada uzun uzun yerim ya. Bunun keyfini çıkartmaya bakarım ya. Sahip olduklarımın kıymetini bilerek yaşamaya bakarım ya. Doğru yaşamak budur. Yüce Allah'ın da sana söylediği budur ya. İyi insan ol, güzel yaşa diyor kardeşim. Ama beni unutma. Allah'ı unutmazsan, yani Allah diyor ki ama beni unutma diyor. Eğer sen Allah'ı unutmazsan, Yüce Allah her zaman senin yanında olur ve sana yardım eder. Sen bu beden kıyafetini giyerken önüne, bu beden kıyafetinin şu zorlukları var. Şunun yaşayacakları bu, şunun yaşayacakları bu. Bunları söylediklerinde bu beden kıyafeti giydirilmeden evvel o önündeki tümsekleri, zorlukları, badireleri de eğer sen iyi insan olursan, Allah'ı unutmazsan, onu her zaman yad edersen o da sevdiğini, sevenini unutmayacağı için, görmeyemezlik etmeyeceği için her daim görür. Amenna, hatta ondan şüphemiz yok. Sana yardım eder. O yolundaki tümsekleri kaldırır. Ve önün düzlüklerle dolar. İşin gücün rast gider yani. Allah yüzüme baktı derler ya. Evet, Allah o zaman yüzüne bakar senin ve senin işin, gücün, hayatın bir düzene girer. Yani işin gücün doğru gitmiyorsa problem sende kardeşim. Problem senin kalbinde. Kalbini temizle. Cin musallat oluyorsa problem senin kendinde. Buna meydan veren de sensin. Ya bir davette bulunmuşsun, ya gece gündüz dedikodu yapmışsın. Sen birilerinin dedikodusunu yapıyorsun, onun iblisi geliyor, onunla ilgili sana fitne, fesatlık çıkartmak için ilham ediyor ya, vesvese veriyor. Bu nedir? Onun iblisinin sana musallatı demektir. Sen niye başkasının gıybetini ediyorsun ki? O kişi kendisi hakkında konuşman için sana yetki vermedi ki. Bunun için senin böyle bir iznin de yok. Devletten alınmış bir iznin de yok. Allah'tan alınmış bir izni senedin de yok. Sen kimsin ki bir başkası hakkında konuşuyorsun kardeşim? Sen o kişi hakkında konuşursan herkesin bir meleği, bir de iblisi vardır. Onun iblisi, onun şeytanı gelir, sana vesveseler vermeye çalışır. Sen bu şekilde cinleri kendine musallat edersin. O zaman dilini gıybetten uzaklaştıracaksın. Birinci. İkincisi kahve falıydı. Yok, fincan koydum, ruh çağırdım. Ruh bana şöyle dedi, böyle dedi. Evet, etrafında bir sürü ruh var. Şeytanın da ruhu var, meleğin de ruhu var, iblisin de, ölmüş evliyaullah'ın aramızda dolaşan ruhu var. Misal. Sana musallat olabilir. Sen çağırıyorsun, sen davet ediyorsun.
Üçüncüsü, büyü yaptırırsan, bu işe girersen, büyü yapana da yaptırana da musallat olurlar. Yani büyüyü yapan hoca şöyle diyor. Ayşe'nin iblisi, git Ali'nin Ali'nin bedenine gir, ona vesvese ver. Ayşe'yi seviyorum, Ayşe'ye aşığım, Ayşe için tutuşuyorum, böyle düşündürdü. Öbür tarafa yazıyor. İşte Fatma oğlu Ali, Ali'nin cini, iblisi. Git işte Emine kızı Ayşe olsun. Emine kızı Ayşe'nin aklına gir, ona vesvese et. De ki Ali'yi daha çok sev. Ali de seni çok seviyor falan filan. Ne oluyor bu sefer? İblis gelmiş oluyor, sana vesvese vermiş oluyor. Bedava bedenin içine girmiş oluyor ya. Sen yapıyorsun kardeşim. Sen büyü yaptırmazsan iblis sana musallat olmaz. Cin sana musallat olmaz. Onu sen çağırıyorsun. Diyorsun ki, ey cin, ey iblis, ey şeytan. Gidiyorsun hocaya, para veriyorsun falan. Büyü yaptırıyorsun ya. Hem kendine musallatını kabul ettiriyorsun. Ayşe'nin iblisini bedenine almayı kabul ediyorsun. Seninle yaşaması için. Hem de Ayşe'ye izni dışında bir insana Allah dışında müdahale şirke girer. Allah'a ortak koşmadır ya. Kıza kendi cinini musallat ediyorsun ya. Senin 1,5 metre kadar yakınında dolaşan cine diyorsun ki, senin bedenine bile giremeyen sana ait olan cine, iblise diyorsun ki git Ayşe'nin bedenine gir diyorsun ya. Şirke giriyorsun abi, büyü yaptırıyorsun ya. Büyü yaptırarak şirke giriyorsun ya. Allah'a ortak koşuyorsun ya. Üçüncü kişiye rızası, izni olmadan sadece Allah müdahale edebilir. Sen kimsin ya? Büyü yaparak, yaptırtarak. Allah neyi kabul etmiyordu, affetmiyordu? Şirki. Allah onu bağışlamaz. Allah'a ortak koşmayacaksın. Senin bu yaptığın Allah'a ortak koşmaktan bile çok daha büyük bir günah. Allah'a ortakçılık yapıyorsun ya. Tövbe haşa, tövbe haşa, tövbe nevzubillah. Estağfurullah. Ya Rabbil Alemin, affına sığınıyorum. O yüzden değerli kardeşim, İblisi davet etme. Reenkarnasyon, dejavu. Ondan sonra ne bileyim, şunu yaptım, bunu yaptım. Bu tip saçmalıklara girme. Astral seyahat yapacaksan, astral seyahati dünya var olduğundan beri, peygamberlerden, evliyaullah'tan beri birçok insan yapmıştır. Yapan da ilim ehlidir, ilim sahibidir. Bunu yapmak için de çeşitli eğitimler alır. Dini bilgisi olması lazım. Cinleri, melekleri tanıması lazım. Bu alemde bir tek biz yaşamıyoruz. Mars gibi, Jüpiter gibi, Neptün gibi diğer gezegenlerde senin benim gibi etten kemikten cin dediğimiz varlıklar var. Uzaylı diyoruz ya, onlar cinler. Senin benim gibi yaşıyor. Kimi bizden çok ileride çok güzel bir teknolojisi var. Kimisi hala bizim 5000 yıl önceki taş devrimizi gibi düşün. O çağlarda yaşayanlar var. Hala taş devrinde yaşayan etten kemikten varlıklar var. Cin kabileleri var. 18 bin alem var yani. Ha, bu astral seyahati de yapmak istiyorsan, havas ilmini bilen, cin ilmini bilen, berzah alemini görmüş, tay alemi yapmış olan ehil kişiyle yapılır. Ben evde gözlerimi kapattım, uyudum. Şöyle oldu, böyle oldu, konsantre oldum. Senin içinde bir ilim yoksa, senin içinde Allah'ın bir hikmeti yoksa, Allah sana vermediyse, sen onu tek başına yapamazsın. Ha, sen bunu yaparsın, tek başına nasıl yaparsın? Şöyle olur, sen kendini Allah'a adamışsındır. Doğru bir insansındır. Yalandan, hatadan, günahtan uzaksındır. Ve Allah'ı sürekli zikreden bir canlısın, bir kişisin. Allah da senin kalp gözünü açar. O zaman astral seyahate de gidersin. O zaman baş tacısın, başımın da üstünde yerim var.
Allah senden de razı olsun. Ondan sonra şeye gidersin. Çiçeğe baktığın zaman ondaki yaratılıştaki hikmeti görürsün. Biyolojiden anlamaya başlarsın. Havadan anlamaya başlarsın. Güneşin insanlar üzerindeki faydalarını, zararlarını görmeye başlarsın. Görürsün de görürsün. Zaten İmam Gazali gibi, İbrahim Hakkı gibi, İbnül Arabi gibi adamların kitaplarını okuduğunuz zaman ya da Said Nursi gibi, hepsinin mekanları cennet olsun. Allah hepsine kani kani rahmet eylesin. Ha şu Sadi Şirazi mesela. Diyorsun ki ya bu adam bu kitabı aslında 20 yıl evvel okumuştum. Bu kitabı ben okuduğum kitapları atmıyorum. Daha önceden yeğenlerime falan veriyordum ki baktım kıymet bilmiyorlar, atıyorlar, okumuyorlar. Bir daha da artık kitap dağıtmayacağım dedim. Geçmişte gençken hep dağıtırdım kitaplarımı. Derdim ki çocuklar da öğrensin. İşte bu Evliyaullah, bu ilim insanları, bu alimler, Farabi, şey gibi, Fuzuli gibi, Biruni gibi. Mesela ben onların hayat hikayelerini hep okudum. Burada. Mesela Katip Çelebi gibi. Bu geldi elime de onu göstereyim. Şimdi bu adamlar biyoloji eğitimi almıyor, fizik eğitimi almıyor, uzay eğitimi almıyor, uzay çağında yaşamıyor. Ha burada ne oluyor? Allah kalp gözünü açtığı zaman, hikmete ulaştığı zaman görmeye başlıyor, konuşmaya başlıyor. Ve 100 yıl sonra, 500 yıl sonra mesela Nostradamus, Allah sürekli ona ilham etmiş. Hatırlamış, yüce hatırlamış Allah'ın izniyle. Mesela bakıyorsun şeylerde o şey Bulgar bir tane Baba Vanga mıydı neydi? Kadın galiba, evet. Söylemiş işte böyle böyle. Ya bu normaldir yani, bu akıl yürütmüş. Demiş ki böyle böyle olacak yani. 5.000 tane söz söylemiştir. 5 tanesi doğru çıkmıştır. Olabilir. İnsan hayatında 5 milyar söz söylüyor. Bunun 3-5 tanesini herkesin söylediklerinin çıkması o şeydir yani. Bu hikmetli sözleriyle etrafında bilinen, sevilen bir kadınmış. Bunun söyledikleri de kulaklarda kalmış. Nesilden nesile aktarılmış. Birisi gidip de onun başında katip gibi işte not almamış. Ama bizim geçmişte tasavvufta baktığın zaman Evliyaullah'dan olan kişiler çoğu yazmış, geriye not bırakmış. Çünkü konuşmak doğru değil, az konuşmak, az yemek ve az uyumaktır insan için doğru olan. Onlar da konuşamadıklarını yazmışlar. Bazı notlar bize ulaşmış. Baba Vanga'da da böyle olabilir. Bir akıl yürütme yapmıştır, akıllıdır, zekidir. Ya da Allah'ı çok zikrettiği için Allah ona ilham etmiş, açmıştır kalp gözünü. Görebilir yani. Arının döllenmeyi yaptığını, hurmanın erkeğinin ve dişisinin canlı hayvan gibi ürediğini, çivinin eşeğsiz üremediğini, meyve vermediğini bilebilir yani. Hissettirir Allah. Kişinin hissetmesi için de evliya olması gerekmiyor. Allah'ı zikretmesi gerekiyor. Zamanla açılır, 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 açılır. Bütün dinlerdeki, bütün tasavvuf filmlerinde, Hristiyanlıkta, Yahudilikte, İslamiyet'te de bu böyledir. Amaç Allah'a ulaşmak, ona bağlanmaktır. O dedelerinden, dedelerinden, dedelerinden 100 yıl, 40 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl onların bedenlerinde yaşayarak geçmiş, sana gelmiş olan son parça. Allah'ın o nuru o bedenlerde kala kala oralarda notlar ala ala gelmiş ya. O en sonunda işi bitince Allah'a, yani özüne dönmüş olacak, gerçeğe dönmüş olacak. Gerçek yaşama döneceğiz. Ve bir tek yaratıcının olduğunun kanıtı da
ne kadar güzel bir örneği ispatıdır eğer düşünürsem. Bu hücre ta sonunda Yüce Allah'a döner. İlk kaynağına gider. Onun parçası. Yüce Allah'ın hardal tozu tanesi kadar bir nuru sen insanı yaratıyor ve öyle insan var. Abi adam atomu parçalıyor. Adam ne işler yapıyor? Adam eliyle hiç dokunmadan seni telefonun karşısında itiyor. İşte bu gücün, bu enerjinin, bu nurun kaynağı en son olan Allah'tır. Ona dönersin. O nur da hiçbir şeyi unutmaz. Yani reenkarnasyon, dejavu gibi safsatalara inanmayın arkadaşlar. O sizin gerçeğinizdir, gerçekliğinizdir. Evet, siz 5000 yıl önce, 10.000 yıl önce de başka bedenlerde yaşadınız. Onların içinden geçe geçe süzüle süzüle bugünkü halinizi aldınız. Geçmişi hatırlamanızda, sanki ben bu olayı yaşadım demenizde, sanki ben bu adamı evvelden tanıyorum demenizde gayet normaldir. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle inşallah.